Sizin hiç sette böyle bir daha asla çalışmam tavırlarından dolayı beni yan yana getirmeyin dediğiniz bir isim oldu mu bu 45 yıl? Tavırlarından yılında. değil de e, nankörlüğünden ötürü. Nankörlük. Tabii e, beni satmasından ötürü hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır. Bir daha hayat beni hiçbir şekilde onunla karşı karşıya getirecek. Neden böyle bir şey oldu? E, nankörler işte o kült dizimiz En Son Babalar Duyar. Evet. evet. Oraya ben aldım onu. Bilginç. Getirebilir miyiz diziden arkadaşlar? Görüntüler siz, de gelsin. Siz Oraya ben aldınız. ben aldım onu. Evet. Ben önerdim. Evet. Parasını da ben konuştum. Evet. Şartlarını da ben konuştum. Çünkü teklifi ben yaptım ona tesadüf karşılaştığımızda. Ben onu Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan tanırım. Bizim tiyatroda geçmişimiz var. Aynı dünya görüşünün insanlarıyız. Yani hak, hukuk, adalet, namus, şeref ve e, ilke üzerine kurulu bir anlayışımız vardır. Oralardan yetişmişizdir. E, bir tesadüf karşılaşma sonucu o projenin başlamak üzere olduğu zamanlarda damat aranıyordu, bir evet. ol güven işte. E, ben Levent'i e, lokantada yemek yerken gördüm. Hemen gittim yanına, o da bir iş için İstanbul'daymış. Dedim böyle böyle bir şey var dedim. Ondan sonra o zaman TRT'ye yapılacak. Abi dedi sen diyorsan tamam ben hazırım dedi. Ben hemen aradım Birol'un yardımcısını Elif ya Karçelik Birol'u aradım o ona pasladı. Buluşturdum onları. Kadroya girdi. Parasını da ben konuştum. Hı. Şartlarını da ben konuştum menajeri gibi. Hı hı. Kadroya girdi. Nasıl oynaması gerektiğine kadar anlattım ben ona. Çünkü o biraz böyle sahtekar ya damat karakter olarak. Ona bir tek cümle söyledim. Dedim ki bak sen sahtekarlık yapmak için e, sahtekarlık yapmıyorsun. Yaranmak için bir ailene fayda faydan dokunsun diye bir şeyler yapıyorsun ama hep çuvallıyorsun. O yüzden kayınpederinle karşı karşıya geliyorsun. Yani bunun doğru çizgisi budur. O zaman sahtekar olursun dedim öbür türlü oynar. Bunlara kadar anlattık yani sağ olsun. Sonra ne oldu? De. Sonra, sonra ne oldu? Sonra işte biz Bürolla rahmetli Ayşegül Atik, ben. E, biz biraz işte dediğim gibi hak hukuk adaletçi olduğumuz için set çalışanlarının haklarını koruyoruz. Bizimle ilgili bir sorun yok. Bizim evet. sözleşmemizde yazan neyse onu zaten uyguluyorlar. Ama çalışanlar paralarını almakta zorlanıyor, sıkıntılar oluyor, şunlar bunlar oluyor. Biz Devreye giriyoruz, bir Birol'la konuşuyoruz. Biraz tabii böyle birbirimizi sevmiyoruz yani. Hı hı. Birol da kendince alttan bizim kuyumuzu kazmış. Ee, Ayşegül'le beni ekarte etmenin yollarına e, başvurmuş. Orada bu Levent Ülgen'le Metin Coşkun, ikisi de benim eski dostum, hı hı. onunla da bir araya gelmiş Bu ikisi Birol'a hizmet ediyorlar. Yani şey demiyorlar ya Ayşegül ablayla Ali abi olmadan olur mu demiyorlar. Bir ol diyor ki biz diyor Ali abiyle ve Ayşegül hanımla diyor anlaşamadık daha. Anlaşamaya da biliriz. Onlar olmadan da devam etmek eder misiniz diyor. Bunlar diyorlar ya biz ederiz. Hmm. Etmeyiz deseler anlaşılacak mevzu. Hmm, evet. Yani bir uzlaşma zemini. O da hikayeyi döndürüyor damadın üstüne. Bize ekarte etti. Bunlar ona hizmet ettiler. Evet yayında ismi geçenlere de cevap hakkı doğuyor. Levent Yengi yayınımıza bağlanabilir ya da Birol Güven.